Herkese merhaba, Minoşeler kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlere çok tatlı, katlanıp açılabilen bir kağıttan ev yapımı göstereceğim. Hemen yapımımıza başlayalım. Bu kağıttan ev yapımında A4 kağıdı kullanacağım, böyle beyaz renkte. Kalın olabilmesi için iki tane A4 kağıdını öncelikle yapıştıracağım. Çünkü tek kağıttan yapınca çok ince oluyor ve güçsüz oluyor. Hemen iki tane A4 kağıdını birbirine birleştiriyorum. Daha kalın bir kağıt elde ettim. 21 santim ölçeceğim. Şöyle. Ve 21 santime 21 santimlik bir kare oluşturdum. Bu kareyi kesiyorum. Evet, evimizin odalarını bu kağıttan yapacağım ama bunu da atmayın. Evin içerisindeki eşyaları da bunlardan yaparak değerlendirebiliriz. Şimdi bu karemizi arkadaşlar önce ikiye katlayalım. Açalım. Çevirelim. Tekrar ikiye katlayalım. Ve açalım. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 tane bölümden oluşan bir kareyi oluşturduk. Şimdi karemizin şurasından burada bir çizgi oluştu ya katladığımız yerden. Oradan sadece bir tanesini kesiyorum. Daha sonra evimin şurası duvarları olacak. Bu yüzden duvarları boyamaya başlıyorum. Bu şekilde keçeli kalem kullanabilirsiniz. Ya da şöyle alamadım. Kuru boyalar kullanabilirsiniz boyamak için. Pastel boya çok güzel olmaz. Çünkü bunu katlayacağımız için pasteller birbirine yapışır ve görüntüsü kötü olur. Şimdi ben elimdeki böyle bir keçeli kalemle güzelce şu duvarı boyuyorum. Boyadım. Şimdi burayı piritleyeceğim. Evet. Şöyle çevirerek bunu bunun üzerine yapıştıracağım. Şöyle bakın. Bunu böyle alta alıyorum. Şöyle. Ve odamız tamamlandı. 3 tane daha oda yapacağız. Hemen yapalım ve görüşelim. Evet, şimdi odalarımın boyama işlemlerini tamamladım ve 4 tane odamı bitirdim. Şimdi odalarımızı bir inceleyelim. Bunda duvarlara şöyle çizgiler çektim. Şuraya da bir tane kapa ekledim. Zemini ise böyle hem duvar hem zemin yeşil. Zeminde birkaç yeri bir daha geçtim ve böyle kareli bir zemin oluşturdum. Bunda zeminim sarı, duvarlarım böyle turuncu gibi bir renk. Son olarak bu odamda ise duvarlarım sarı, zeminimi de böyle bir kare boyadım, bir kare boyamadım. Bu şekilde hazırladım. Şimdi bu odalarımızın eşyalarını yapmaya başlayalım.
Şimdi ise banyonun parçalarını oluşturacağım arkadaşlar. Bundan bir tane böyle bir aynalı dolap yapacağım. Bundan bir duşakabin yapacağım. Bir tane de raf yapacağım. Hemen yapımlarına başlayalım. Önce hizalayarak ne kadar büyüklükte olacaklarına bakalım. Bir de şöyle bakın çok tatlış, çok da basit bir şekilde böyle tavşandan halı yaptım. Onu da banyomu süslemek için kullanacağım. Şimdi öncelikle şöyle aynasını şuraya hizalıyorum. Bu arada ellerim bakın hep boya oldu. Neyse emek bunlar. Şimdi şöyle dediğim gibi tahmini yapıyorum hep. Burası ayna kısmı olsun. Şu kadar bir el yıkama kısmı. Ve şuradan da şöyle hizalarsak, evet. Şu kadar da yine tabana sabitleme kısmı yaptım. Şu rafım olacak. Rafı sadece ikiye katlayacağım. Şöyle açtığımda raflarım olacak. Bundan da bir tane küvet yapacağım. Küvet içinde genişlikte bir küvetimiz. Şimdi bu parçaları tamamen boyayacağım. Böyle mor renk bir küvete çevireceğim bunu. Tamamladım. Şöyle çok tatlış parçalar oluşturdum. Şimdi bunları birleştirelim. Şimdi geldik arkadaşlar bütün bu emeklerimizi tek tek odalarımıza yerleştirmeye. Gördüğünüz gibi en son banyo yaptım ve banyo çok çok güzel oldu bence. Yaptıkça eliniz alıştığı için daha güzel sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Şimdi yapıştırmaya başlayalım. Öncelikle küvetin alt zemininden başlıyorum. Bu arada hemen unutmadan zemini katlamamız gerekiyor. O işlemi yapmamız lazım. Nasıl katlıyoruz? Şöyle yaparak şöyle bastırıyorum bakın. Çünkü üçgen olması gerekiyor. Şöyle zeminden katlama yapıyorum. Ve bu şekilde açtığımda hazır oluyor. Diğer bütün odaları da yapacağız. Şöyle güzelce bastırabiliriz. Evet. Ve yapıştırıyorum. Şu şekilde yapıştırdım zemine. Şimdi küveti yapıştıracağım. Küvetin sadece şu kısmını yapıştırıyorum arkadaşlar. Thank you.
yapmaya. Önce şurayı yapıştıralım. Burada hizalayabilmek çok önemli arkadaşlar. Hizalayamazsanız güzel olmuyor. Evet, şöyle hizaladım. Şimdi bunu da yapıştırıyorum şurayı. Daha sonra diğer yapıştıracağım yer şu zemin. Zeminime piritimi sürüyorum. Şöyle sürdüm. Bunu da zemine yapıştırıyorum. Son olarak şu halımı da şuraya ekliyorum. Ve birinci odamız tamamlanmış oluyor. Şöyle küvetim ve odam. 4 odamız da tamamlandı. Gördüğünüz gibi emek emek bütün eşyaları içerisine dizdim arkadaşlar. Şimdi bu 4 odamızı birleştirmeye geldi sıra. Bütün odaları şöyle dışarıya bakacak şekilde şu üçgen kısımları öncelikle bir yerleştiriyorum. Daha sonra bir tane oda birleştirilmeyecek. Geri kalan şu 1, 2, 3 kısmı birleştiriyorum. Bu birleştirmek için de pirit kullanabilirsiniz. Ya da çift taraflı bant da olur. İkisi de olur. Ben bu sefer çift taraflı bantla yapacağım. Ama piritle de tabii ki olabilir. Bunu yapmak için de katlıyorum bir odayı. Sonra diğer odayı da katlıyorum. Ve bu iki odayı şurasına hemen pirit sürüp ya da çift taraflı bantla yapıştırıyoruz. Şimdi evet, buraya yapıştırıcıyı sürdüğümüzü varsayalım. Şimdi iki odayı şöyle güzelce hizalamamız lazım hata yapmamak için. Evet, şöyle birleştiriyorum. Güzelce hizalıyorum şu kenarlarından.